Merhabalar efendim, sağlıklı günler dilerim. Ekinezya da özellikle çay açısından Türkiye'de popüler bir bitki. Bu bitki aslında Kuzey Amerika'da tam anlamıyla Amerikan Kızılderililerinin bitkisi desek yeridir. Papatya ailesinden ve özellikle kurak bölgelerde de yetişme özelliğine sahip. Ve tamamıyla bizim klasik bilgilerimize göre Çin tıbbıyla değil, aslında bu Amerikan Kızılderili tıbbıyla da alakası var. Dolayısıyla ilk bilgiler oradan. Ve Türkiye'de de ekinezya kapsülü varmış, 89 TL'ye satılıyormuş ama bizde ekinezya genelde çay olarak kullanılır. Ama çay konusundaki benim favorim kuşburnudur. Özellikle C vitamini açısından zengin olduğunu hatırlatmak isterim size. Ben bu bilgileri nereden derledim? Benim kaynaklarımdan bir tanesi Avrupa İlaç Ajansı. Onların ekinezya konusunda yayınladıkları bir rapor var. Bu da oldukça yeni bir rapor. Bakın 2022 Mayıs ayında yayınlanmış. Hastalarımdan bir tanesi sordu. Onun için hazırladım. Bu arada ilginç bir şey öğrendim. Dünyada ilaç pazarının %33'ü bitkisel ürünler. Fakat bunların içerisinde 1/3'ü ne işe yaradığı pek bilinmeyen ürünler. Ve giderek dünyada ilaç pazarında bitkisel ürünler giderek artıyor vitaminlerle beraber. Ne için kullanılmış? Ağrı kesici olduğu için kullanılmış özellikle. Ama bakarsanız, internette ararsanız, yani kanser hücrelerinden kaba kulak, kurdeşen, kansızlık, yani aklınıza hayalinize gelebilecek her konuda yararlı olduğu söyleniyor. Tabii enfeksiyonları da etkili deniyor. Özellikle grip ve nezle için, ki bunu da deneyeceğiz. Hatta alerji, akne ve egzama da bu büyük listenin içerisinde yer alıyor. Peki ağrı kesici özelliği var mı? Yine hatırlatıyorum. Bunlar kapsül veya tablet olarak, çayla ilgisi yok. Tek çalışma yapmışlar ağrıyla. Normal ağrı kesicilere cevap vermeyen osteoartrit diz problemi olanlarda ağrı kesici olarak etkisi gösterilmiş ama çok küçük bir gruptan. Asıl önemli konu şu, solüsyon, krem, özellikle cilt kırıcı, yineleyici, hatta egzama ve kaşıntı için yararlı olduğu bulunmuş. Pek çok cilt ürününün içerisinde ekinezya ekstresi var. Bunu da ben yeni öğrenmiş oldum, sizlere aktarayım. Bir de küçük bir çalışmada kemik hücre yapımını artırdığı saptanmış. Fakat özellikle Amerikan Kızılderililerinin kullandığı akciğer enfeksiyonların nezle belirtileri konusunda çalışılmış. Nezle belirtilerinin de süresini azaltıyor. Yani nezleyi daha hızlı geçiriyorsunuz, öyle diyeyim size. Özellikle virüsler etkisinin olduğu söyleniyor. Savunma hücrelerinden lenfositler, savaşçı hücrelerimiz, onlara yardımcı oluyor. Bir de sitokinler var biliyorsunuz. Bu da cephanesi savaşçı hücrelerin. Onları da arttırdığı söyleniyor. Bir diğer önemli etkisi sakinleştirici etkisi. Bunu bitkisel çaya meraklı olanlar gayet iyi bilir. Pek çok sayıda bitki var. Ama ekinezyanın da böyle bir etkisi olduğu söyleniyor. Çünkü neden? Bu kanabis, yani kenevir, esrar, haşhaşın bağlandığı bir kanabinoid sistem var. Bununla ilgili de bir video hazırlayacağım. Onları etkiliyor. Dolayısıyla insanları biraz sakinleştiriyor. İşin temel noktası bu. Çünkü vücudumuzda da böyle bir endokanabinoid, yani bir kenevir sistemi var. O da ilginç bir konu, anlatacağım. Bir de ekinezyanın içerisinde alkamitler diye bir antioksidanlar var. Bu ayrı bir sülale. Bu da özellikle antioksidan etkisinin bağlandığı etki, yani bu kadar geniş etkisinin sebebi buna bağlanıyor. Bir de bakın, Covid'den dolayı ekinezya çalışmalarının sayısı düşmüş ama Covid'le beraber hani nezle ve grip virüsleri etkili olacağı için araştırmalar tekrar yükselmiş. Sonuçta efendim, ekinezyayı nezle olduğunuz zaman içebilirsiniz. Görüşmek üzere, teşekkür ediyorum, hoşçakalınız.